Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Aralık 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Benzine yine zam geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 44 kuruş zam geldi. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa yakasında 9 lira 53 kuruş, Ankara'da 9 lira 61 kuruş ve İzmir'de ise 9 lira 62 kuruş olacak. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretiminin Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %0.7 artışla 26.725.285 megawatt saat olduğunu açıkladı. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık %5.6 artarak 91.440 megawatt oldu. Rüzgar ilk sıraya yerleşti. Küresel ısınma ve fosil yakıtların artan maliyeti yenilenebilir kaynakların önemini her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. 28 Kasım Pazar günü ilk kez Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgarın payı %22.6'lık oranla ilk sıraya çıktı. Enerji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Kurt rüzgardaki son gelişmeleri değerlendirdi, dinliyoruz. 28-11 2021 tarihinde bu değer %23'lere yaklaşmış durumda. Dolayısıyla bu veriler ülkemizde rüzgar enerjisine yapılan yatırımın ne seviyelere geldiğini göstermekte. Dolayısıyla bu sayede karbon salınımımız oldukça azalmış durumda ve en önemli getirisi ise şu anda enerji bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltmaya yönelik bir yatırım olarak görünmekte. Profesör Doktor Mustafa Kurt, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların Türkiye'nin dışa bağımlılığını da azalttığını işaret etti. Türkiye'nin LPG ithalatı arttı. EPDK, Türkiye'nin LPG ithalatının 2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %19.4 oranında arttığını açıkladı. EPDK aynı zamanda Eylül ayında lisanssız elektrik santrallerinin kurulu gücünün 7.348 megawatta ulaştığını da bildirdi. Ağustos ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücü 7.286 megawattı. Akaryakıt bayileri demiryolu pompası işletebilecek. EPDK Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği yayınladı. Buna göre akaryakıt bayileri istasyon otomasyon sistemi kurulması kaydıyla demiryolu pompası işletebilecekler. Buna göre akaryakıt bayileri istasyon otomasyon sistemi kurulması kaydıyla demiryolu pompası işletebilecekler. Ancak bu istasyonlarda LPG satışı yapılamayacak. Değerli dinleyiciler, EPDK yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması YEKDEM'in ortalama fiyatının 833.61 TL megawatt saat ve YEKDEM ek maliyetinin 79.81 TL megawatt saat olduğunu açıkladı. HDP milletvekilinden ücretsiz enerji önerisi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini eleştirdi. Paylan, doğalgaz ve elektrikte belli bir miktara kadarki tüketimden ücret alınmamasını, üzerindeki kısımlarınsa giderek yükselen fiyat kademelerinden faturalandırılmasını önerdi. Rum yönetimi ExxonMobil Katar Petrolüm'a yeni lisans verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ExxonMobil Katar Petrolüm Konsorsiyumu'na karasularında bulunan 5. parsel için doğalgaz arama lisansı verdi. Uzmanlar Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hamlesinin bölgede yeni bir gerginliğe yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar. Hakkari'de GEZ kurulacak. Hakkari'nin merkez ilçesinde Hakkari İl Özel İdaresi tarafından güneş enerji santralinin yapılması ve işletilmesi planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 10 milyon lira olarak hesaplanıyor. Kurulacak olan santralde 6.380 adet güneş paneli ve 18 adet invertör kullanılacak. Belarus, Avrupa'ya Rus gazı transferini kesmeye hazır. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Avrupa'ya Rus gazı transferini kesme tehdidini yeniledi. Lukashenko, Polonya'nın Belarus sınırını kapatması halinde Avrupa'ya Belarus aracılığıyla ulaştırılan Rusya gazını kesmeye hazır olduklarını belirtti.
Gazprom, BDT dışına 71,5 milyar metreküp gaz ihraç etti. Gazprom, Avrupa'daki yeraltı doğalgaz depolarını doldurmaya devam ediyor. Şirketin yılın ilk 11 ayında bağımsız devletler topluluğu ülkeleri hariç doğalgaz ihracatı 171,5 milyar metreküp oldu. Sayın dinleyiciler, OPEC Plus Ortak Bakanlar Komitesi'ne tavsiye verilecek olan OPEC Plus Teknik İzleme Komitesi bugün toplanacak. OPEC Plus toplantısı ise yarın yapılacak. OPEC Plus'ın hazırladığı rapora göre COVID-19'un Omikron varyantının etkisiyle 2022 yılının ilk 3 ayında ham petrol arz fazlası kademeli olarak artacak. Sırada petrol fiyatları var. Yeni COVID-19 varyantı endişeleri petrol fiyatlarını 70 dolar seviyesinin de altına indirdi. OPEC Plus toplantısından çıkacak sonuçların beklendiği piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 67 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Aralık 2021 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 850.33 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 17-18 Aralık için 1217 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 04-05 dilimi için 575 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.